Hiç kimsenin hiçbir cana kıymadı. Bir uçtan bir uca sevda türkülerinin söylendiği, yoksulluğun değil, insancı yaşamın hakim olduğu bir dünya özlemiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili izleyicilerimiz, yeni yayın dönemindeyiz ve Yıldız TV'deyiz. Türkülerin kanalındayız. Hep kenarımızda konuşuyoruz. Türkü dinlemek istiyorsanız evinizde, kumandanızda Yıldız TV olmalı diyoruz. Bu sezon boyunca da çok değerli dostlar sizlere kah Anadolu'ya gideceğiz. Kah burada İstanbul'da metropolde derneklerimizi sizlere getireceğiz. Ve derneklerimizin faaliyetlerinden sizlere bahsedeceğiz. Tabi sezon başlangıcı olunca da sizlere elbette Tokat'ımızın en güzide, daha doğrusu değerli dostlar, Tokat'taki dernekleri tek çatı altına toplayıp kocaman bir güç oluşturan Tokat İli Dernekler Federasyonu getirmek istedik. Çünkü değerli dostlar, biz bir olursak daha güçlü oluyoruz. Tek tek derneklerimizle güçlü olamıyoruz maalesef. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Ve bugün sizlere, bu akşam sizlere Tokat İli Dernekler Federasyonu ve elbette ki Genel Başkanımız Halil Bakan'ı ve Çiçeği Burnu'nda Kadın Kolları Başkanımız Gülay Demirtaş'ı getirdik değerli dostlar. İstanbul trafiği elbette biraz da heyecanlıyız. Bakmayın değerli dostlar, bizler bu ekranlarda 10 yıldır program yapıyoruz. Bu sene 10. yılımız ama biz heyecanlanmazsak burada olmamızın da bir esprisi, bir anlamı olmuyor. Heyecan mı? Elbette heyecan var. Ve İstanbul trafiği değerli dostlar, Halil Bakan Başkanım birazdan stüdyoya gelecek. Ama Çiçeği Burnu'nda Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız Gülay Demirtaş'ı alkışlarla huzurlarınızı alıyorum lütfen. Başkanım merhaba. Merhabalar Turan Bey. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Valla bende heyecan var da seninle var mı bilmiyorum. Öyle mi? Bakacağız, alışacağız. Nasıl bu arada? Var. Teşekkür ederim, iyiyiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kadın Kolları Başkanı oldunuz. Evet. Bütün... Ekip sağlam. Ekip sağlam, arkadaşlarıma çok uyumluyuz. Dün evet, bir toplantı gerçekleştirdik. Evet. Bugün birlikte katılabilen arkadaşlarımızla katıldık. Çalışmalarımıza başlayacağız. Eyvallah. Çok daha yeniyiz. Bütün hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum beni bu göreve layık gördükleri için. Desteklerini sundular. Peki başkanım, sizi şöyle alayım. Aynen, konuşacağız. Merhaba. Şöyle alayım lütfen. Teşekkür ederim. Ve değerli dostlar, çok değerli izleyicilerimiz. Hani biz derneklerimizi, federasyonlarımızı sizlere getiriyoruz. Sanatçımızla da, türkülerimizle de sizlerleyiz. Çok değerli bir sanatçımız var. Hani ben hep söylüyorum, vaide taş, vaide taş. Dostlar da kendi aramızda konuşurken de evet, derneklerimizle Tokatlı'la da tanıştı. Hoş geldiniz diyelim. Mikrofonu biraz da evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Vaide, şöyle yapalım mı? Yani hemen bir türkü alalım sizden, bir eser alalım. Çünkü türkü olmadan olmuyor. Bir türkü alalım sizden, bir eser alalım. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. İlk söyleyeceğim türkü Pir Sultan Abdal'dan bir eser olacak. Bin cefalar esen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerim dostum oy. Varıp ya dellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 dostum.
Dostum, 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 gelsene canım. İlahi olmaya yardan ayrılamay. Bahçede bülbüller ötüyor, uyan ay. Kula gölge sen Allah'a, aya ay. Senden ayrılalı gülmedim dostum, 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 gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum, 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 gelsene canım. Bir sultan aptalım gülüm dermişler, oy. O şirin canına nasıl kıymışlar, oy. İster isen dünya malı vermişler, oy. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, 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 gelsene canım. Sensiz dünya gelsene canım. Çok teşekkürler. Bir tane daha alalım hemen. Bir tane daha alalım. Geldiğimizde otlar yemyeşildi ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte ama sonbahar geldi. Ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte ama sonbahar geldi. Güneş altında tuzaklar geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin şirin gece kondu evli Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldi yollarda olmak şimdi. Ne güzeldi yollarda olmak şimdi. Geldiğimizde otlar yemyeşildi ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte ama sonbahar geldi. Güneş altında tuzaklar geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin mi şirin gece kondu evli Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldi yollarda olmak şimdi. Ne güzeldi yollarda olmak şimdi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Haydi çok teşekkürler. Sağ olun. Evet çok değerli Yıldız TV izleyicileri. Yeni sezondayız ve heyecanlıyız. Elbette ki Türkülerin kanalı Yıldız TV'de heyecanlı olmak gerekiyor. Heyecanımız hiç bitmeyecek. Bu sezon ana sponsorumuz Engin Gayrimenkul'e de çok teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Hani derneklerimizin, sanatçılarımızın seslerinin ve görüntülerinin size ulaşmasında çok büyük emeği ve katkısı var. Çok teşekkür ediyorum Engin Gayrimenkul'e. Ve değerli dostlar, dedik ya Çatı Örgüt Federasyon Genel Başkanımızı huzurlarınıza alacağım. Ben ortada alayım isterseniz yine. Genel Başkanımız da hazır İstanbul trafiğini alt etmişken. Ve değerli dostlar, Tokat İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı. Dedik ya Çatı Örgüt, metropollerde İstanbul'da bütün derneklerimizi bir araya getiriyor. Kocaman bir güç oluşturuyor. Güzel alkışlarınızla Genel Başkanımız Halil Bakan huzurlarınızı alıyorum lütfen. Başkanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Eyvallah başkanım. Hancım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol başkanım. Nasılsın? Neler söylemek istersin başkanım? Vallahi heyecanlıyım. Sevgili Turan'ın bu kanalda ilk yayın ve ilk programı. İnşallah biz de uğurlu geliriz. İnşallah. İlk programında yer almak istedik. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Çok teşekkür. Yerinizi alayım o zaman şöyle. Merhabalar. Yine programımızda menajeri aynı zamanda Tokat İl Dernekler Federasyonu'nun genel sekreteri çok değerli kardeşim Ercan Özen'i de alkışlarınızı huzurlarınızı alıyorum lütfen. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba kardeşim. Hoş geldin mikrofon teşekkür sen. Teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Yeni yayın dönemimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yıldız TV'deyiz. Çok teşekkürler kardeşim. Burada da cam aynadan Yıldız TV'den. Bütün dostlara selamlar gönderin. Bizi izlemeye devam etsinler. Eyvallah. Göreceğiz, bakacağız. Çok teşekkürler kardeşim. Seni şöyle alayım yanıma. Evet çok değerli dostlarımız, sizler de ekran başından programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Telefonunuzun mesaj yaz bölümüne geliyorsunuz. Yıldız TV yazıyorsunuz. Büyük küçük fark etmiyor. Yıldız TV yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 39-69'a gönderin gelsin. Başkanlarımız burada, sanatçımız burada. Sorularınız, görüşleriniz varsa da lütfen bizlerle paylaşın istiyoruz. Ve değerli dostlar, her zaman şunu yapıyoruz. Çünkü bizler yakinen tanıyoruz konuklarımızı ama bir de sizlerin tanımasını istiyoruz. Konuklarımızın kendi ağzından kısacık da olsa kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Tokat İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı, çok değerli başkanım, bu ara çok yoğun. Ya ben bile yakalayamıyorum valla. Aynı ilçedeyiz. Aynı ilçedeyiz. Görüşme şansımız da çok zor. Ve ben bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü ne zaman konuşsak bir toplantıda, bir etkinlikte dostlarla, halkımızla, derneklerle iç içe. Çok değerli başkanım Halil Bakan, tekrar başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok. İlgiyle izlenen bir arkadaşım, takip edilen bir arkadaşım, dostumsunuz. Çok teşekkürler. Yeni kanalda, yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Bir özür borcum var, bir özürü dileyim. Çünkü hakikaten İstanbul'da bugünkü programımızı erken bitirmemize rağmen trafiğe yenik düştük. Aranıza geç katıldık, programınıza geç katıldık. Bu anlamda özür diliyorum ama her şey yolunda, ümit ederim. Keyifli bir program olacak. Çok teşekkürler başkanım. Ekranın başında bizi izleyenlere, stüdyodaki arkadaşlarımıza, dostlarımıza saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler başkanım, sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta değerli dostlar, ilk programımızı almamızın bir sebebi de elbette ki Tokat İl Dernekler Federasyonu Çatı Örgütü. Bir taraftan da bu son bir aya çok büyük etkinlikler sığdıracak. Bir etkinliği geçtiğimiz hafta yaptılar. Kadın kolları, kadın kurultayı. Büyük Tokat kadın kurultayı değil mi başkanım? Evet. Doğru. Kadın kurultayı. Başkanım dedim, neden genel kurul değil, kadınlar kurulayı, kadın kolları seçmiyoruz dedim. Açıklamasını birazdan yapacak ama Çiçeğiburnu'nda başkanımız Gülay Demirtaş başkanım, tekrar hoş geldiniz. Kısacık sizi tanıyalım başkanım. Tanıyalım. Ben 1989 İstanbul doğumluyum. İstanbul Sancaktepe'de ikametgah etmekteyim. Mali müşavirim. Mesleğim özel bir şirkette çalışarak devam ediyorum. Dernecikli faaliyetlerinde de kendi köyümde kadın kolları oluşumunda da şu an görev almakta. Evet. Yönetim kurulundayım. TOKDEF için de güzel çalışmalar yapacağımıza inandığımız için böyle bir adaylık sürecimiz oldu ve arkadaşlar da bizi layık gördüler. Hemşerilerimiz çok desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Göreve geldik.
Umarım güzel şeyler başaracağız ve başarabileceğimize de inanıyorum ben. Ne güzel. Kadınlar varsa diyorum, her ortam, her toplum başarı var. Güçlü ve başarılıdır. Başkanım, kadınların bulunmadığı ortamda başarı gelmiyor gerçekten. Hep diyoruz ya, bu işe, bir işe kadın eli değmeli. Kesinlikle. Mutlaka kadın eli değmeli. Kesinlikle değmeli. Dediğim gibi ben diğer ekip arkadaşlarımla da dün evet. bir toplantı yaptık, görüştük. Güzel projeler çıkacağına eminim. Evet. Diğer arkadaşlarımıza, diğer kadınlara da sesleniyoruz buradan. Mutlaka gelin bizimle birlikte çalışın diyoruz. Ne güzel. Kendinize güvenin diyorum önce ben kadınlara. Kesinlikle. Başkanım, Yıldız TV ve Sevdamı Sokak programı da her zaman emrinizde. Tokat İli Dernekler Federasyonu keza öyle. Ne etkinliğiniz olursa biz her zaman yanınızdayız. Ve şunu canlı canlı da söylüyorum. Tokat İli Dernekler Federasyonu bir etkinliği olduğu zaman... Hiç bizden program yani talep etmenize gerek yok. İstediğiniz hafta gelebilirsiniz. Burada kendimizi ifade edebiliriz, çok konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Nezir Ercan Başkanım, sizi de bir kısaca tanıyalım. Mikrofonu alın lütfen. Genel Sekreterimiz Ercan Özen kardeşim. Seni de kısacık tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Öncelikle yine yayın dönemimizde hayırlı olsun diyorum. Eyvallah. Daha da çalışıyoruz. Ne güzel. 1973 Tokat Almus Çambula Köyü doğumluyum. 89'dan beri Sancaktepe'de İşveren olarak, esnaf olarak devam ediyorum. 2008'de de Tokat İli Dernekler Federasyonu'nun kurucu yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. O dönemlerde federasyonumuzdan, örgütlerimizden, toplumumuzdan ayrılmıyorum. Ne güzel. Allah da ayırmasın başkanım. Teşekkür ediyorum. Bir arada olmamız lazım. Kesinlikle bir arada olmamız lazım. Yani şunu söyleyeyim, artık Turan Çakır dedim mi, daha yüksek yerlerde görmemiz gerekiyor. Tabii ki şu an yükseldik. Sana başarılar dilemiyorum ben. Evet. Hakikaten başarılısın. Başarılar devam ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Yüreğine sağlık. Sağ olun, var olun. Evet değerli dostlar. Hani bizim program öncesi konuştuğumuzda da Vahide kardeşimizle Tokatlar gerçekten de hani sıcakkanlılar, kabulleniyorlar, benimsiyorlar dedi. Vahide Taş, hoş geldiniz siz de. Ve Tokatlarla tanıştı. O mikrofona konuşabilir misiniz lütfen? Peki. Bu daha iyi. Sizi de kısaca tanıyalım. Ben Vahide Taş. Müzik öğretmeniyim aslında. Aynı evet. zamanda bir şekilde bu sanatın icra edilmesinde böyle evet. rol oynamaya çalışıyorum. Türküleri okuyorsunuz. Türküleri, şarkıları söylemeye çalışıyorum ve seviyorum, öyle diyeyim. Evet. Tokatlı değilsiniz ama Tokatlı iç içesiniz. Evet. Aslında onlarla tanışmam nasıl evet. oldu? Evet. Benim çok yakın arkadaşım, yakın bir köylümün, Meryem'in, evet. eşi Metin, o Tokatlı. Ve işte ilk tüm Tokter'in etkinlikleriyle tanışıp, evet. sonrasında farklı işte oluşumlarla da beraber. Ben duyurusunu yaparken Tokatlı oldum diye güldüm böyle. Ne güzel. Sağ olsunlar, beni etkinliklerine çağırıyorlar. Teşekkür ediyorum ayrıca. Tekrar tekrar. Vallahi şimdi Vahide, program öncesi geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda da Halil Bakan başkanımla konuşurken Vahide gelsin dedi. Tamam o zaman başkanım, Vahide gelsin. Vahide ile birlikte bir program yapalım dedik. Bu anlamda ben de size çok teşekkür ediyorum. Ki bu sıcakkanlı dostlarımızla iç içe türkülerimizi paylaştığınız için. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Ben de Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Peki başkanım, Halil Başkanım, şimdi geçtiğimiz süreçte ve Tokat'ta da, Tokat'ı da değil, Türkiye genelinde ben şuradan bahsedeceğim. Sosyal medyadaki paylaşımlardan görüyorum. Ciddi anlamda ses getiren bir kadınlar kurultayı yaptınız. Bu hikaye nereden çıktı başkanım? Yani bunu aylardır da konuşuyorsunuz. Aylardır da bunun hazırlıkları var. Gerek bulunduğunuz ortamda, gerek katıldığınız toplantılara söylüyorsunuz. Büyük Tokat Kadın Kurultayı nasıl oluştu bu fikir? Birazcık bundan bahsedelim mi lütfen? Şöyle, madem öyle arkadaşlarımız kendilerini tanıttılar, ifade ettiler. Ben de kendimi tanıtayım, ifade edeyim. Yeni evet. kanalda yeni izleyicilerimize buluşunca ben de kimim? Eyvallah. Biraz kendimden bahsedeyim. öncelikle Vahide Hanım'dan başlamak isterim. Vahide Hanım'a bir teşekkür etmek istiyorum. Biz ilk buluşmamızı Büyük Tokat Kadın Kurultayı'da evet. yaptık. Hakikaten ondan sonraki izlenimler, edinimlerim son derece beni mutlu etti. Ondan sonrası dedim ki lütfen programa evet. Vahide Hanım'ı davet edin dedim. Bu böyle gelişti. O gün hakikaten çok olumlu şeyler aldık. Yani tepkiler aldı, neticeler, evet. dönüşler aldık. Bu bize keyif verdi, mutluluk verdi, farklılık getirdi
kah sesinizle, kah duruşunuzla, kah karakterinizle, yapınızla falan renk kattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. O gün hakikaten bizi onur ettiniz. Ben kendime gelince ben Tokat Merkez Serkis eski adıyla, evet, yeni ismiyle Şehitler Köylüyüm. Uzun yıllardır STK'ların içerisinde bulunan, federasyonun da kuruluş aşamasında bizzat içerisinde bulunan, kendi köy derneğimde dernek başkanlığı iki dönem yapmış, birçok derneğin tüzüğünü yazmış, bu yapının içerisinde 20-25 yıldır hizmet etmiş, vakıflarda, derneklerde bulunan, STK'larda önemli noktalarda bulunmuş bir kardeşiniz olarak. Eyvallah başkan. Buradayım. Geçtiğimiz Haziran ayında, 2017 Haziran ayında genel kurulunda federasyonun genel başkanlığına aday olduk. Arkadaşlarımla beraber yönetime talip olduk. Ve o kurultayda yönetime seçildik. O gün bugün programlarımızı, projelerimizi harekete geçirmeye başladık. Evet. Bu Büyük Tokat Kadın Kurultayı, biz o gün genel kurula geldiğimiz zaman hakikaten üzücü bir tablo ve erkek egemenliğinin olduğu bir yapıda 10 yıl önce hangi noktadaysak 10 yıl sonra da aynı, 15 yıl önce hangi noktadaysak bu değişmez bir yapıyı, hı hı, kırmak, bozmak lazımdı. Evet. O gün de şunu söyledim ben, 400 delegenin içerisinde 4 tane kadın delegemiz var ve ben yönetici bulamıyorum. Kadın yönetici bulamıyorum. Dışarıdan alsam sorun olur mu olmaz mı? Bunların müzakeresini, tartışması yaparken radikal bir kararla bir gece öncesinden bir hanım arkadaşımızı, evet, yönetime aldım. O delege olmayan bir arkadaşımızdı. Buna ne tüzükte engel var, ne, evet, yasalarda engel var. Bu bir radikal çıkıştı. Çünkü beklenti şu, delegelerden birisinde olması lazımdı. Evet, biz de isterdik ama tüzüğümüz buna engel değil, yasalar buna engel değil. Bunu yaptık. Sonra bunu şunun için de özellikle istiyordum. Büyümek, gelişmek, çoğalmak ancak kadınlarımızla mümkün olur. Yani hikayeyi, bu hikaye değil, biz hikaye yaptık. Yani evet, ne yaptık? Biz genel kuruldan sonra şu tarihte şunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağız, programladık. Hikaye böyle gelişti. Ama özünde kadının olmadığı yerde, kadının elinin değmediği yerde, gençlerin olmadığı yerde dünden bir farkımız yok. Evet. Onun için dedik ki 6 ay içerisinde bir tüzük kurultayı yapacağız ve bu kurultayda bu tablo değişecek. En az o gün 400 delegemiz var, 80 köy üyemiz. En az 80 kadın bu kurultayda olacak bir dahakine. Evet. En az 80 tane de genç olacak ve biz 6 aya 5 kala, 5 gün kala tüzük kurultayımızı gerçekleştirdik. Yani şunu demek istiyorum, biz sözümüzü tuttuk. Evet. 6 ay içerisinde kurultayımızı yaptık. Elimizi kolumuzu güçlendirmek için şunu yapmamız lazımdı. Bunu maddeleştirmemiz lazımdı. Yani tüzüğümüze tescil ettirmemiz lazımdı, kaydettirmemiz lazımdı. Dedik ki bize delege gönderen derneklerimiz, bizim üye derneklerimiz en az bir kadın delege gönderecek. En az, evet, bir de genç delege gönderecek. Bunu tüzük kurultayında maddemize önceden ekledim. Kaç delegeydi başkanım? Şimdi derneklerde her 5 delege gönderiliyordu. 5'i de erkekti. Evet. Şimdi kadın delege ve genç delege zorunluluğunu getirdik. 7'ye çıkarttık. Şöyle, bunu sonra tekrar 5'e indirebilmek mümkün ama yine kadın olmak kaydıyla içinde, yine genç olmak kaydıyla yine 5'e indirmek mümkün. Biz sayımız şu an 80. 200'e çıktığında dernek olarak sayımız, 150'ye, evet, çıktığında bu sayı 5'e inebilir. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman ama içinde yine kadın olma zorunluluğu olmalı, yine genç, evet, olma zorunluluğu olmalı. Buna açığız. Bunda sıkıntı yok ama şu anki sayımızla bu 7 delege gönderecek derneklerimiz içinde ve kadın ve genç mutlaka olacak. Önemli. Çünkü biz o gün o kararı aldıktan, o tüzük kurultayını yaptıktan sonra derneklerimizde kadın kolları oluşumları hızla yaygınlaştı ve bunun bereketini de görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçlerde de işte arkadaşlarımız konuşuyor. Ben bundan sonraki süreçlerde, olur, başka şeylere gireyim, konulara gireyim. Gülay Başkanım, artık rahat rahat başkanım diyebiliriz. Bir ara, tabii, yani aynı meslektendik, mali müşavir çalışıyoruz, bir aradayız ama bir taraftan da başkanım diyebiliriz. Hazır, evet. Tokat İli Dernekler Federasyonu'nun genel başkanı, o kadınlar kolu genel başkanı olmak, bu fikir nereden çıktı? Bu fikir şöyle söyleyeyim,
Halil Başkanım'ın da söylediği gibi Halil Bey'in seçimlerinde bahsetmişti kadınlar oluşumundan, evet. Gençlik oluşumundan. Biz de o dönem kendi köyümüzde Tokat Almuz Kınık Beldesi'nde, evet. Yeni bir oluşum içerisindeydik kadınlar kolunda. Çalışmalarımıza başladık. TOKDEF için neden biz aday olmayalım dedik. O süreçten beri böyle bir düşüncemiz var. Hı hı. Yani buradaki amacımız kadınların sosyal hayatta, sosyal sorumluluk projelerinde, evet. Daha aktif bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi sadece erkekler değil de yani bu hayatta biz de varız. Kesinlikle. Bizim de sesimizin çıkması ve bizim de söz hakkımızın olmasını istediğimiz için böyle bir adaylık sürecimiz gelişti. Şu anda bu mücadelenin içinde olduğum için çok mutluyum. Dediğim, evet. Gibi yani TOKDEF'de haftaya yine bir seçimlerimiz var. Gençlik kurultayımız olacak. Evet. Şimdi oradaki arkadaşlarımıza kim kazanırsa kazansın. Onlar, biz kadınlar kolu olarak, TOKDEF yönetim olarak birlikte daha güçlü olacağımıza inandığımız için biz de bir destek olarak bu adaylık sürecine başvurduk. Ve ana kademe, kadın kolları, gençlik, evet. Kolu bir arada olacak. Sadece yapmaca. Güzel şeyler ortaya, evet. Çıkacak. O zaman bir nefes arası, bir türkü arası daha verelim Vahide. Evet. Hadi bakalım. Peki. Yatar kül harmanı gibi, canımın dermanı gibi. Yatar gül harmanı gibi, canımın dermanı gibi. Her yanımda çiçek açmış bin boğa ormanı gibi. Her yanında çiçek açmış bin boğa ormanı gibi. Nesine yar, nesine, ölürüm ben sesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine, bir daha vursaydı nefesim nefesine. Canım sesi mi geldin, kadem basa mı geldin? Canım sesi mi geldin, kadem basa mı geldin? Sağ olsam gelmez idin, öldüm yasa mı geldin? Sağ olsam gelmez idin, öldüm yasa mı geldin? Sesine bir daha vursaydı nefesim nefesine, bir daha vursaydı nefesim nefesine. Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Ayak üstü duramam seni gördüğüm yerde. Ayak üstü seni gördüğüm yerde. Nesine yar, nesine, ölürüm ben sesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine, bir daha vursaydı nefesim nefesine.
Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, sizlerden gelen mesajları da paylaşmak istiyorum. Merhaba Turancığım, yeni sezonun ilk programında başarılarının devamını dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Konuklarına da başarılar diliyorum. Sıradaki türküyle tüm Evcil ailesine armağan ediyorum. Evcil Kağıt, Kemal Evcil. Kemal abi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senin mesajın uğurlu gelecek. İnan çok teşekkürler. Ben Bora Alkan Kars. Hayırlı akşamlar. Dileklerimle yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Sizlerden gönül eserini rica ediyorum. Saygılar, Bora demiş. Çok teşekkür. Hangi gönül? Bir gönül gider, evet. Ben Bora Deniz, derindir, durulmaz dostluk ebedidir, unutulmaz tüm dost Yıldız TV izleyicilerine sevgi ve saygılarımla demiş Bora, çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Ben Çambulaköy Dernek Başkanı Ercan Günel. Turan kardeşim yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Halil Başkanımıza ve Gülay Başkanımıza ve Ercan Başkanımıza başarılar diliyorum. Kolay gelsin demiş Ercan Günel Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Turancığım mesajı hemen gönderdiğim için Ercan kardeşimi göremedim. Ercan kardeşime de sevgiler, saygılar. Evcil Kağıt, Kemal Evcil. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dostlar, sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Yıldız TV yazıyorsunuz. Bitişik. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 3969'a gönderin gelsin. Biz de buradan paylaşmış olalım. Ercan Başkanım, dilerseniz Federasyon Genel Sekreteri olmakta elbette yükü paylaşıyorsunuz. Genel Başkanımla yönetim kuruluyla elbette. Şimdi aslında benim merak ettiğim şu var. Şu an üyes kaç tane derneğimiz var başkanım? 78 tane. 78 tane derneğimiz var. Bu derneklerle federasyona şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Hani köy derneklerine soruyoruz. Üyelerin derneğe bakışı nasıl? Sahipleniyorlar mı? Bir taraftan da federasyonun, üye derneklerinin federasyonumuza bakışı nasıl başkanım? Biraz bunu yorumlayalım mı, konuşalım mı? Şimdi şöyle söyleyeyim Turancığım. 2008'de biz federasyonu kurduğumuzda, evet, 10 tane dernekle kurmuştuk. Bir tanesi belde belediyesi olmak üzere. Evet. 10 tane de köy derneğine kurduk. Bugün 2018'e geldik. Şu an 78 dernekteyiz. Evet. Zaten bakış açısı katılımlardan belli. Evet. Yani hakikaten hem bizler hem de diğer dernek başkanlarımız olsun, dernek üyelerimiz olsun, federasyonumuza sahip çıktığı için ya da federasyonumuzun yanında olduğu için üye sayımız 10 senede yani %200 artmış. Evet, evet. Bundan sonraki 10 senede de ben bu üye derneklerimizin 150-200'ü bulacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet. Bir de kendi köyümüzden, nebzinden çıkarak bütün dernekçiliğin içine girdik. Evet. Gördük, diğer derneklerde de gördük. Üyelerimiz derneklerine sahip çıksınlar. Dernek başkanlarına sahip çıksınlar. Yani %90'ı, 80'i tabii ki bu nebzide gidiyor. Başkanım aslında bu dernekçilik, dernek başkanı gönül işi değil mi? Yönetim kuruluna seçilmek, başkan olmak gönül işi. Sevgili kardeşim, aynen öyle. Şu an dernek başkanlığı yapan arkadaşlarımızın hepsi ailesinden feragat ediyor, işinden, evet, feragat ediyor. Emin olun, yani masrafını kendisi, evet, karşılıyor. Hiçbir dernek başkanımız oradan hiçbir gelir elde etmiyor. Tamamen gönül olarak çalışıyor. Evet. Onun için de dernek başkanlarımıza biz sahip çıkalım ki o da bize daha hizmetler verebilsin. Onun için derneklerimizde bizim ilgimiz, alakamız, evet, birbirimize sevgimiz, saygımız şu an ön planda. Evet. Yeni gelecek gerçi kurulayında zaten göreceksiniz, evet, bunların sevgisini, saygısını siz orada göreceksinizdir. İnşallah. Onu şöyle konuşacağız. Halil Başkanım'la konuşayım. Halil Başkanım, şimdi gençlerde bir hareketlilik var gerçekten. Bunu ben görüyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Şimdi kadın kurultayında bunu yaşadık, gördük. Gençlik de seçime çalışıyor değil mi başkanım? Şimdi kadın kurultayını konuşmadan gençlik kurultayına, evet, geçmeyelim. Evet. Öncelikle ben az önce programını bitirince teşekkür etmek için, evet, Vahiden'den başladım. Şimdi solunda kadın kolları başkanımız Gülay Demirtaş ve arkadaşları aramızda. Onu kutlamak istiyorum, tebrik, eyvallah, etmek istiyorum. Bu her ne kadar güzel, özveri isteyen bir görevi olsa da bir ateşten de gömlek. Bunu kesinlikle. Öyle. Bu cesaretinden dolayı sevgili Gülay'ı ve arkadaşlarını kutluyorum. Çünkü bu köy derneğine benzemiyor. Farklı farklı yapıların oluştuğu, farklı farklı insanların oluştuğu, binlerce insana hitap eden, bir potansiyel kitleye hitap eden bir kurumun kadın kolları başkanlığını, yani o gün de kurulda da söylediği bir lafı var, çok hoşuma gitti. Evet. Onu her yerde de söylerim, bir daha da söylerim. Burada da söylüyorum. Dedi ki konuşmasında, biz
federasyonun yanında ikinci bir güç olarak orada olacağız dedi. Bu benim için çok anlamlı ve çok özel bir söz. Böyle bakınca meseleyi hallediyoruz. Burada bir sorun yok. Onun için kendisini bir kez daha arkadaşlarım ve kendisini huzurlarınızda kutluyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Kadın kurultayı şöyle, örgütlenme için, mesafe almak için, çoğalmak için, genişlemek için çok önemli. Evet. Onun için kadın bir kere elini attığı yerde kendi bereketini de oraya atmış olacak. Biz güçleneceğiz. Şimdi baktığımız zaman derneklerimizde kadın örgütlenmeleri mesela 2016 ile 2017'yi kıyasladığımızda, 2018'i kıyasladığımızda az önce bir örnek verdim. Şimdi çok iyi bir noktadayız. Evet. Bundan sonra ben kendilerinden rica ediyorum. Huzurlarınızda bir daha rica ediyorum. Bütün derneklerimizdeki kadın örgütlenmelerine yoğunlaşmamız lazım. Ben istiyorum ki, arzu ediyorum ki bundan sonraki dernek genel kurullarımızda, bundan sonraki ama özellikle üstünü çizerek söylemek istiyorum. Mutlak surette kadın yönetici derneklerimize girsin. Bu konuda çalışmayı ben kadın kollarımızdan rica ediyorum. Özellikle birinci temel görevler olsun. Evet. Çok teşekkürler. Bu şunu getirecek bize. Bir de bir şey daha söylemem lazım buraya geçmeden önce. Biz Türkiye'de belki de dünyada ikinci ilki gerçekleştirdik. Tüzük kurultayında delege zorunluluğunu madde olarak ekletince bu Türkiye'de bir ilk. STK'ların da bir kadın kurultayı yaptığını duymadım, görmedim. Bu da bir ilk. Yani bu da TOKTEF'te bir ilk. Evet. Bu da bu anlamlı, bu önemli. Bu bizim kadına, gence değer verdiğimizi ispatı, tescili bu anlamda da bizim için çok önemli. Demek ki biz doğru yolu izliyoruz. Evet. Bir de ne yaptık? Ben 25 yıldır bu yapının içerisindeyim. Hep erkek. Geldiğimiz nokta dünkü nokta ama şimdi bir de kadın eli gelecek, değecek buraya. Genç eli değecek buraya. Bundan sonra ancak sancılı olabilir geçiş dönemleri. Buna rağmen biz bu işi başaracağız ve Türkiye'de bir örnek model olacak bir çalışmayı da programın sonuna doğru da ona da girer konuşuruz. Ama her ne şekilde ne yaparsak yapalım kadınla birlikte, gençle birlikte mutlak surette hedefimize doğru, niyetlerimize doğru güçlerimizi birleştirerek ilerlemek durumundayız. Bunu da mutlaka başkanım, sağlayacağız. Şimdi madde madde olmasa da kadın kurultayının sonuç bildirgesinde çok önemli maddeler vardı. Evet. Oradan birazcık bahsedelim mi? Sonuç kurultayında neler vardı orada? Sonuç bildirgesinde. Şimdi böyle gittiğimiz zaman dünden bir farkımız yok. Evet. Hedeflerimiz, niyetlerimiz farklı. Beklenti ne bizden? Beklentilere cevap verecek tüm sonuç bildirgesinde tüm yansımaları, kurultayın yansımaları ve niyetlerimizin yansımaları, yani okumamızın yansımaları, ileriye dönük vizyonda ne varsa sonuç bildirgesine yansıdı. Evet. Ne yapacak kadınlar? Kadınlar piknik yapmayacak. Kadınlara bir sefer gece yapın, bir sefer bir şey yapın ama her sene gece yapmayacak. Örgütlenme için, çocuklarının geleceği için bu yapıda, bu vizyonun içerisinde hedeflere doğru bizimle birlikte hareket edecek. Temel işi bu. Yani biz bir etkinlik yapalım, kermes yapalım, işi bitirelim, sezonu, seneyi kapatalım. Asla olmayacak. Bizim programımızda bugünü kurtarmak, bu seneyi kurtarmak diye hiç öyle bir hesabımız olmadı. Küçük olsun, bizim de olsun yok. Böyle kadınından korkan, gencinden korkan bir yapıda da olamayız. Onun için büyümenin derdindeyiz. Büyüklüğün getireceği tüm şeylere hazırız. Çünkü bir kere yapmak zorundayız. Büyümek, güçlenmek bizi hedefe götürür. Şöyle, hep mesele oluyor. Her zaman da konuşuyoruz. 10 yıldır da 15 yıldır da konuşuyoruz. Büyük örgütlenmeyi sağlayamadık. Güç birliği yapamadık. Siyaseten bir yerde yokuz. Şurada yokuz, burada yokuz. İyi de bizim de kolumuz kanadımız kırık. Temel yapısal sorunlarımızı halledemeyince onlara aşamayız. Ama bugünden yarına da biz sihirli derneğimiz yok. Bunu da öyle bir şey demiyoruz. Önümüzde 2019 var. Buna dönük kesin ama istikrarlı bir çalışmamız var. Bunu da kadınımızla ve gencimizle yapacağız. Mutlak sağlayacağız. Peki son olarak kadın kurultayıyla alakalı şunu sorayım bir iki cümleyle lütfen. Kadın kurultayına beklediğiniz, yani umduklarınızı gördünüz mü başkanım? Şöyle, sayısal anlamda
beklentimin altında oldu. Beklentimizin altında oldu. Buna birkaç neden de sayabiliriz. Derneklerimizin gerektiği kadar bu işi üstlenmediği, esasen ciddi sorumlulukları vardı. Ondan 2 hafta önce, 3 hafta önce yapmış olduğumuz kahvaltıda büyük sorumluluk sahibisiniz. Üzerinize çok şey düşüyor. Bu işte biz uzaydan insanlar getirmeyiz. Başkanım, kahvaltıda salona sığmadı insanlar. Öyle oldu. Biz uzaydan getireceğimiz insanlarla bu işi yapmayacağız. Dernek başkanlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle bu işi kurtaracağız. Yani hedefimizdeki, potansiyelimizdeki bizim bileşenlerimizdeki insanlar kimse, biz bunu bunlarla yapacağız. Onun dışındaki insanlarla bu işi becermemiz. Onun dışında hakikaten dolu dolu içi programları, içerik olarak, nitelik olarak, kalite. Başkanım, zaten ilkler biraz sancılı olur doğal olarak. Olur, yani tecrübesizlik olabilir belki. Katılımcıların bakış açısındaki farklılıklar şöyle, olabilir. Oradaki şey şu, geçiş, biz böyle bir farklı bir yapılaşmaya doğru gidiyoruz. Yani %100 içimizde hep kadın, %100 kadın olsa, keşke bunu da arz ederim ama %100 kadın olabilme ihtimali yok. Ancak mutlak surette kadın olmalı, genç olmalı. Biz farklı vizyon koyunca işte alışık değil. Bir seçim yapsaydık, öyle bir beklentiyi biz şöyle yaptık. Ama biz sadece Tokatların huzuruna çıkmıyoruz ki. Biz hakikaten Tokat'ta büyük, İstanbul'da bir metropolde büyük bir güç olduğumuzun rüştünün derdindeydik, ispatının derdindeydik. Onu yapmak istiyoruz. Bunda biraz sayısal anlamda başarılı olamadık belki ama bizim günahımız yok. Derneklerimizin sorunu. Kesinlikle. Üzerine kim görev biçiyorsa onun sorunu. O da taşın altına en soracaklı. Ama kısmet olursa 14 Ekim'de böyle olmayacak. Gençlik biraz. Peki, teşekkürler başkanım. Bir türkü arası, nefes arası diyeceğiz ama bir mesajımız var. Selam Turan Çakır. Yeni yayın döneminde başarılar diliyorum konuklarına, Federasyon Başkanımız Halil Bakan'a, Kadın Kolları Başkanımıza hayırlı olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Kazanan Tokat ve Toktef olsun. Tüm konuklara selamlar. Bir mekandayız. 20 kişi sizi izliyoruz. Hepsinin de selamı var. Celal Kaba. Celal Başkanım, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sıkı takipçilerimizden çok teşekkürler. Orada bulunan dostlara da selam olsun. Hadi bayda bir eser daha alalım sen. Hadi bakalım. Şimdi gönül istenmişti ya. Evet. O gönülün hangi gönül olduğu söylenirse... Onu da okuyacağız. Onu icra ederim. Peki. Şimdi Kazım Koyuncu'yu anmış olalım. Evet. Devam edelim. Hadi bak. Ben seni sevdum ida, dünyalara bindirdim. Ben seni sevdum oy, dünyalara bindirdim. En durdun kaşlarını, babani, babani mi yıldırdım? Endürdüm kaşlarını, endürdüm kaşlarını, babani, babani mi yıldırdım? En dereye, dereye oy, al dereden taşları. En dereye, dereye oy, al dereden taşları. Geçti bizden sevdalık, al cebum, al cebumden saçları. Geçti bizden sevdalık, geçti bizden sevdalık, al cebum, al cebumden saçları. Kes evinin önüne oy, sereceğim kelimi. Kes evinin önüne oy, sereceğim kelimi. Oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Yaz geldi, bahar geldi, açtı yeşil yapraklar.
Çok teşekkürler, sağ olun. Gülay Başkanım, bir yanda Kınık Derneği'nin kadın kolları başkanı iken bir taraftan da, daha doğrusu bir yanda diyelim, Tokat'ın en büyük kadın kuruluşunun başkanısınız. Evet. Bu konuyla alakalı elbette ekip çok önemli. Ekip çok önemli. Diğer kadınlarımıza, derneklerimize bulunan kadınlarımıza nasıl ulaşacaksınız? Bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Şöyle söyleyelim. Şimdi TOKDEF'e bağlı derneklerin dernek başkanlığına ulaşıp, evet, kadın kolları oluşmayan derneklerimizi tespit etmeyi planlıyoruz öncelikle. Evet. Bize yani bu konuda oluşuma destek verecek arkadaşları irtibat kurmamızı sağlayacaklar. Dernek başkanına görüşüp bir kadının ismini alacağız ve biz, evet, ona ulaşıp eğer kadının kolları oluşumları yoksa derneklerinde ilk önce bu oluşumdan bahsetmemiz gerekecek. Oluşturmayı istiyoruz. Yani kadın kollarını kursunlar diyoruz. Daha sonraki süreçte de bize TOKDEF'e destek olarak bizle birlikte beraber bir şekilde çalışmayı düşünüyoruz. Ama öncelikle hedefimiz dediğimiz gibi dernek başkanına ulaşıp kadınlara da bir şekilde ulaşacağız. Siz şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ana kademe Tokat, evet, İl Dernekleri Federasyonu ana kademesinin yönetim kuruluna biz ikinci güç, başkanımızın söylediği gibi destek olarak geleceğiz. Ekipte kimler var? Şu an ilk çırpıda sayabileceğim. Evet, tabii söyleyeyim. Evet. Nargül Hanım var. Nargül Önder. Evet. Hülya Üstün, pardon. Hülya Dursun var. Cennet Can arkadaşımız var. Yasemin Doğan arkadaşımız var. Evet. Fadime Eraslan var. Evet. Şimdi köylerini tek tek sayamadım ama yedeklerde de yine arkadaşlarımız var. Evet. Özlem Yazıcı Hanım vardı. Kimi unutuyorum acaba? Çok orada, da kızmasınlar bana. Nuray Başkanımız var. Evet. Evet, Nuray Başkanımız var. Birlikte çoğu zaten yönetimdeki arkadaşlarımızın çoğu kendi köylerinde dernek başkanı, kadın kolu başkanı. Evet. Ayrıca şunu da belirteyim. Ben Kınık Köyü'nün kadın kolu başkanı değil, yönetimdeyim. Evet. Başkanımız Sayın Seycan Onat Taşbaş var. Evet. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Benim köyüm de çok destekledi bu konuda beni. Onlarla yine fikir birliği içerisinde devam edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlarımla, ekibimle çok uyumluyuz. Evet. Güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Yakın planda yapmak istediğiniz projeleriniz var mı? Projelendirebildiniz mi? Ya ona şöyle, daha çiçeği burnunda çok, tabii. Çok yeni, evet, olduğumuz için henüz kafamızda belli bazı şeyler var. Tabii ki sosyal sorumluluk projelerine yönelmeyi düşünüyoruz. Daha mı istiyorsunuz biz mesela? Yani ilk aklınızdan geçen, ya Tokat İl Dernekler Federasyonu'nun kadın kolları olarak şunu yapmayı çok arzu ediyoruz dediğiniz ne var mesela? Kadınları bilinçlendirmeyi istiyoruz ilk önce. Önce, evet, nasıl diyeyim? Ayaklanmalarını istiyoruz. O şekilde söyleyeyim. Yani, evet, bu bastırılmış gücü ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Bunu çıkararak bir şekilde birlikte mücadele ederek öncelikle şunu düşünüyoruz. Yani biraz da bu şey olacak. Plansız olduğu için hani hemen gerçekleşmesi de zor. Ancak, evet, ihtiyaç olan öğrencilere burs verelim diyoruz yaptığımız etkinliklerle. Bir neyse, yardım kampanyası düzenleyelim diyoruz. Yani ihtiyacı olan kişilere hitap etmeyi istiyoruz. Dediğim gibi kültürel etkinlikler yapalım, sosyal sorumluluk projelerinde yer alalım diyoruz. Halil Başkanım da çok güzel bir konuya değinmişti. Hani pikniktir, gecedir den elbette ziyade. Bunlar olacak tabii. Bunlar mutlaka olacak. Bundan olması gereken ama, şeyler. Bundan sıyrılamıyoruz ama. Bir taraftan da Kadınlar Kurultayı'ndan görüntüler de ekrana, hı, yansıyor. Evet. Dediğim gibi bunlardan sıyrılamıyoruz ama biz daha çok ileriye taşıyacak projelerle anılmak istiyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Evet. Tabii ki başkanımın da desteğiyle, gençlik kurulunun da desteğiyle bu işi yapacağız. Yapacağız, evet. Peki, teşekkürler başkanım. Yine gelen mesajlar var, onları hızlı bir şekilde paylaşayım lütfen. Sevgili amcamız, yeni yayın döneminde de başarılar seninle olsun. Konuklarına ve tüm izleyicilere selamlar. Ada, Emel, Sinan Çakır, teşekkür ediyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun. Merhaba Turan Bey, yeni yayın döneminde başarılar dilerim. Ben Tokat Kadı Vakfı Köyü'nden Turan Yılmaz, namı diğer Pala. Pala, selam olsun. Selam Turan Bey, ben Halil Alan Köyü'nden Selahattin Yılmaz, yeni yayın döneminde başarılar diliyorum demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edin. Telefonunuzu mesaj yaz bölümüne, Yıldız TV yazıyorsunuz, bir boşluk bırakın, mesajınızı yazın, 3969'a gönderin gelsin, biz de buradan dostlarımızla paylaşmış olalım. Merhaba, ben Veli Yiğit, yeni yayın döneminde Turan Bey'e ve Yıldız TV ailesine başarılar dilerim. TOKDEF Başkanım Halil Bakan ve çok değerli yöneticimiz Ercan Öze ve Kadın Kolları Başkanımıza, değerli dostum Gülay Demirtaş'a başarılar diliyorum, sevgilerimle demiş Veli Yiğit, Gençlik Kolları Başkan adaylarımızdan, evet, birisi. Çok teşekkür ederim. Adaylarımızdan birisi, evet.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, şimdi Büyük Tokat Kadın Kurultayı'yla ilgili alacaklarımızı, konuşacaklarımızı konuştuk. Dilerseniz bir küçük bir ara, nefes arası verelim. İkinci bölümde de geniş geniş hem Gençlik Kurultayı'nı konuşalım, hem de diğer federasyonla, daha doğrusu Tokat'ımızda kurulu bulunan çatı örgütle federasyonlarla ilgili ilişkilerimizi detaylı bir şekilde konuşalım isterim. Bir konuğumuz olacak, konuğumuzu alalım. Hemen devam edeceğiz diyoruz. Evet. Direkt...